Tahabbüp ve itaat, hürmet ve hem imtisal, fakat merhamet ve ihsan yukarıdan inmeli. Yukarıdan devamlı aşağı doğru merhamet ve ihsan inmeli. Hem şefkat ve terbiye. Beşer bunu isterse sarılmalı zekata, ribayı tard etmeli. Bak arkadaşlar, şu anda dünya üzerinde faiz müesseseleri dediğimiz bankaların elindeki mevduat toplam 150 trilyon dolardır. 150 trilyon dolar. Bu 150 trilyon dolarla arkadaşlar istedikleri yerde istedikleri zulmü yapıyorlar. İstedikleri idareciyi indiriyorlar, kendi milletine dövdürüyorlar, öldürtüyorlar, parçalattırıyorlar. Misal vermeye gerek yok, hepimiz bunların şahidiyiz. İstediği ülkeyi batırıyor. İstediği ülkeyi, istediği ülkenin üzerine salabiliyor. Ve bütün bu paralar da kimin sırtından çıkarıyor? Garip gurebanın. Hepimizin sırtından çıkıyor. Şu anda devletimiz de faiz ödüyor. Milletin çoğu da faiz ödüyor. Şirketlerin çoğu da faiz ödüyor. Ufak bir ekonomik kriz oluyor arkadaşlar. Bakıyorsunuz ki patır patır millet dökmeye başlıyor. Geçen bir arkadaşımızla konuşuyoruz. 2018'de diyor 3 milyon lira ödedim ben diyor. Faiz. 3 milyon. Ya sen 3 milyon ödeyecek ne etin var ne butun var ya. Almış bütün karının yarısını bütün şirketi için kullanıyor. Yarısını da o faiz lobilerine gönderiyor. Bir arkadaşımız bizi aradı. Bir arkadaşımız. Hocam dedi, şu anda dedi biz mallarımızı satamıyoruz. İnşaatçı bunlar. Mallarımızı satamıyoruz. Bu mallarımızı satamadığımızdan dolayı faiz alsak caiz mi? Şimdi dünyalığı için benim ahiretimi yakacak. Ben de şefkate geleceğim diyeceğim ki tabii canım yani senin gibi gariban bir adam almayacak da kim alacak mesela? Sordum dedim ki sen dedim şu anda yaptığın daireleri az bir karla satarsan kurtarır mısın vaziyeti? Kurtarırım dedi. Şimdi bakın, gariban kazanmasın. Hazır diyelim mesela evler düşmüşken bir gariban da kendisine bir ev alsın istemiyor. Yine ben bunun fiyatını o ayarda tutayım diyor. Ama bankaları kazandırayım. Garip kazanmasın, gariban kazanmasın. Fesubhanallah. Nasıl mantık? Hem de bunu soran, bu maneviyata da yatkın olan insanlar. Ya. Bizim dostlarımızdan birisi soruyor yani. Maliyetine satarsan hemen satar mısın? Hocam ekmek peynir gibi gidiyor maliyetine. Ama tabii biz alışmışız belli bir kar marjına diyelim. Ondan sonra da hayır ben vermeyeyim diyor bunu. Bankadan hocam bir de ellerini ovuşturacak. Hocam bankadan faiz alsam caiz mi? El cevap la yecüz. Birisi Arapçayı fazla bilmiyormuş. Birisi de ona soru sormuş. Demiş ki yecüz nedir demiş. Yecüz. Adam da bir çırpıda cevap vermiş. Demiş ki caiz değil demektir. Oysa caiz anlamındadır. Yecüz caizdir yani. Ama adam düşünmeden caiz değil demiş. Durmuş durmuş demiş ki peki la yecüz ne demektir? Bakmış ki ola burada bir şey var. Bir problem var. La yecüz caiz değil. O da yecüze caiz dedi. Durmuş durmuş tabii yanlışını da düzeltmek istemiyor. O hiç caiz değil demiş. Ama öyle bir dahiyane cevap ki o hiç caiz değil. Zekatı da üstadımız faizle beraber sıralıyor. Bakın o büyük büyük sermaye sahibi olan o Yahudi aileleri şundan bunları sıralamıyoruz. Onlar zaten kimse hesaplayamıyor onların servetlerini. Sadece kayıtlı resmi gelirlere sahip olan bazı şirketler var. İşte Bill Gates gibi diyelim mesela. Facebook'un sahibi gibi Uman'daki insanlar. Dünyanın en zengin 8 tane adamı. Dünyanın en zengin 8 tane adamı. Bakın dünyanın en fakir kaç tane adamla denktir parası? Dünyanın yarısı 3,6 milyar insan. Tam 3,6 milyar insanın elindeki imkana sahip 8 kişi. Sadece zekatlarını verseler abi, sadece zekatlarını verseler. Bakın Allah'ın koyduğu hükümlerin ne kadar doğru olduğunu görelim yani. Afrika kıtasında ben fakirim diyecek, açlıktan öldüm, çocuğum açlıktan öldü diyecek kimseyi bulamazsınız artık.
Sadece zekatlarını verirsen bu 8 tane adama. Arkadaşlar. Ve biz fakir fukaraya vermemiz gereken o zekatlar, o sadakalar, o teberrüların hepsini ya da çoğunu topluyoruz. Yanlış bir kararla faize bir imza atıyoruz. Hepsini o faiz lobilerine, o zengin olan birimlere, kurumlara gönderiyoruz. Burada fakir fukara da açlık çekiyor.